Hepinize tekrar edelim. Merhabalar. Cam nerede? Deneme 1-2. Kağıt gözüküyor. Birazcık parlıyor aslında. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi hakkında konuşmak istiyorum. Yani bana Instagram'dan özellikle çok sık soruluyor. İşte ne okuyorsun, neye hazırlanıyorsun, işte çizimlerinin hakkında video çek falan filan diye. Yani daha öncesinde çekmiştim ama o zaman çizime ilk kez başlamıştım ve sürekli başka yere bakıyorum, kusura bakmayın. Çizime ilk kez başlamıştım ve gerçekten hani ben çok iyi çiziyorum diyerek çektiğim bir video asla değildi. Sadece hani merak ediyorlardı. Ben de ne yaptığımdan, ne yapacağımdan bahsetmek için o videoyu çekmiştim. Biliyorum aşırı derecede linç geldi ki çok kötü çizimlerdi. Yani şu anda da gerçekten efsane geliştim diyemem ama farkı baktığınızda geliştiğimi anlıyorsunuz. Yani ben anlıyorum eski resim ve yeni resim yan yana koyunca ki haliyle ilk başlayanla şu anda devam eden hala hazırlanma sürecindeyim. Yani bu iki insan arasında dağlar kadar fark var ki ben hala gelişeceğim. Çünkü sınava daha var ve sürekli yoğun tempoda çalışıyorum. Birazcık testi şey yapmasam da, sadece buna yüklensen de, bazen hiçbir şey yapamasam da falan filan. Her neyse. Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi hakkında ne istiyorum, hedefim ne, ne yapıyorum, neler çiziyorum, neler kullanıyorum. Hem istediğiniz için hem de yani birilerine belki bir şey öğretmek, yani bir şey öğretmek derken bir şey katarım. Ne bileyim, belki birisi Güzel Sanatlar Fakültesi istiyordur beni izleyenlerden birisi ve hani henüz çekiniyordur girme konusunda, hani nasıl hazırlanacağım, nasıl yapacağım gibi. Hani belki ona bir örnek olurum, belki bir yardımım dokunur. O yüzden çekmek istiyorum. Hem de eski süreçten bugüne nasıl geldim, yani şu an ne yapıyorum, nasıl geliştim mi, acaba gelişmedim mi falan, bunlardan bahsetmek istiyorum. Gerçekten toparlayamadım ve bu videoyu çekmek benim için gerçekten zor oldu. Çünkü o linçler gözümün önüne geliyor ve hala bazen yorum geliyor o videoya. Ve o video çok çok eski. Bakın çizdiklerimi, karaladıklarımı falan göstereceğim. Maksat eski videoda bir hani güncelleme gibi atmak istedim o yüzden. Derseniz önce bir eski videoma bakalım bilmeyenler için. Ne yapmışım? Bir izleyelim. Bu çok basit aslında. Yani bir özelliği yok. Dadıkcığım, bunu da saçına pek özenmemişim. O yüzden göstermek istemiyorum aslında. Aha, bunu geçiyorum. Burada bir saçma. Bunları ben akvarelle çizmişim. İlk başta gösterdiklerimi Copic'le çizmiştim. Yani bunu da akvarelle yaptım. Bunu çok seviyorum. En son bunu çizdim bu arada. Erkek. Aslında bayan falan da vardı ama onlar nerede bilmiyorum şu an. Sonra burada bir dede var. Dedeyi daha çizmedim ama burada bir şey çizilmiş şey var. Şu şekilde. Şimdi burada bir tonlama çalışmam var. Aslında tona çok girilmemiş bir çalışma bu. Yani bakıldığında şey durabilir ama direkt üstten çizgisel bir çalışma. Yani pek tona, gölgeye girilmemiş. Sadece üstten çizilmiş bir şey. Evet arkadaşlar, siz de görüyorsunuz. Ama asla şey değilim. Hani o da benim, bu da benim şu anda ve şu anda belki bundan bir iki ay sonra ya da sınava yakın bir süreçte tekrar baktığımda bunlar bile gözüme kötü gelecektir ki çok normal. İnsan her gün bile gelişiyor ve değişiyor bence. Hiç şey yapmayın. Diss atabilirsiniz. Bu benim için problem değil. Ben okuyorum yani. Her şeye bakıyorum. İyi veya kötü. Hoşuma gidiyor yorumlarınız. Öncelikle şöyle bahsedeyim. Ben şu anda 19 yaşıma gireceğim. Şu an 7'si ise 3 gün öyle. 3 gün sonra 19 yaşıma giriyorum. Yani eğer gerçekten sıkı bir şekilde çalışsaydım belki bu yıl da üniversitede olabilirdim. Ama staj benim bütün ümidimi kesmişti ve hiçbir şey yapmak istemiyordum. Yani dersi bırakın normal hayat olarak hiçbir şey yapmak istemiyordum. Çünkü yani haftanın 3 günü 8-9'a kadar eve gelmemle birlikte saat 8'e 9'da falan geldiğimi düşünürsek yani bomboş geçiyordu ve diğer 2 günde okul vardı 2 gün. Okulda zaten hiçbir ders şeyi yoktu 12. sınıfta. Yani bir şeydi, anladınız mı? Hiçbir şey, yani kendime demiştim mezuna kalacağım, yani belliydi bu başından beri. Şimdiki düzenimde de işte atölyeye falan gidiyorum. Daha çok yani haftanın 4 günü falan sanırım 3 gün. 3-4 gün gitmeye çalışıyorum. Onun dışında da işte test çözmeye çalışıyorum. Yani ben yaklaşık en son kütüphaneye gittiğimde Türkçe çalışmıştım. Ondan sonra
çalışmadım ya. Hiç şey yapamadım. Yani o iş beni dediğim gibi anlıyorsunuz umarım. Ya tabii okul olarak önceliğim herkes gibi Mimar Sinan, Marmara, Yıldız Teknik gibi üniversiteler. Ama yani şey de olabilir. Yani şehir dışında hayır değilim kesinlikle. Yani İzmir olabilir, Akdeniz Üniversitesi olabilir, Antalya. Ondan sonra Eskişehir, Tekirdağ tarafı olabilir, işte Çanakkale vesaire. Yani ben hepsinde şansımı deneyeceğim aslında. Çünkü biliyorsunuzdur bizim sistemi, yine bilmeyenler için anlatayım. Sadece ilk sınava giriyoruz TYT'ye. Daha sonrasında her okulun belirli bir şeyleri oluyor. Tarihlerinde sınavları var. O sınavlara başvurup yapıp önceden sınava katılıyorsunuz. Ona göre işte okulda işte kazandığınız okulları belirleyip yani seçip kayıt yaptırabiliyorsunuz, bu kadar. Malzemelerden falan bahsetmem gerekiyor. Ya ben bilmiyorum ne konuşmam gerekiyor. Eski videoyu da hiç açıp izlemedim gerçekten ama şey, önce bir malzeme falan bahsederler genelde. Ben kalemim var benim şu şekilde. Şöyle açayım. Bu şekilde. Yani ben genelde Lyra kullanmayı seviyorum. Dereceli kalemlerde işte H1, HB, ondan sonra 2B, 3B, 4B vesaire. Genelde Lyra'nın kalemlerinin tonu güzel oluyor, kurşun şeyi. 2B mesela yeterli olabiliyor. Ama yine de bir 4-6B falan bulundurursanız daha koyu şeyler için iyi olabilir. Onun dışında Faber'in bu çok bilindik kalemleri var. Genelde herkes de bunlardan olur. Ya bunlarda da çok sevmiyorum. Lyra'ya göre daha düşükler bence ama yine de birkaç tane var. Onlar eskiden kalma. Kullanıyorum yani. Derwent falan var. Onlar da güzel. Bunları da seviyorum. Ama genelde Lyra çok severim. Ama Derwent de iyidir yani. Önemli olan kalem değil. Elinizdeki şey zaten. Onun dışında kalemlerimizi genelde maket bıçağıyla açarız biz. Ben bu işlemi çok sevmiyorum. Çünkü çok zaman alıyormuş gibi geliyor. Yani kalemim tamam, bunu açınca uzun süre bitmiyor. Sürekli ucunu açmanıza gerek olmuyor. Ama bu işlem beni sıkıyor, bilmiyorum. Şimdi hamur silgilerimiz var bizim. Genelde normal silgiden çok bunu kullanıyoruz. Çünkü bir şey hatalı olmadığı sürece silmiyoruz. Evet, sadece bu. Ve işte parlaklık vesaire vermek için bunu kullanıyoruz. Ama ben normalde normalde o parlaklık vereceğimiz yeri tonlamamayı tercih ediyorum. Çünkü bununla sildiğinizde o beyaz efekt tam beyaz olmuyor ve ışıltı gibi durmuyor. O gözümde hani şurası daha açık olacak diyorsam orayı tonlamıyorum. Sonra yine üstünden geçebilirsiniz ama bu gerçekten hayat kurtarıyor yani. O kadar. Normal silgi, kalem, tıraş vesaire. Kırtasiye hani malzemelerimi falan da hakikat kırtasiyeden almayı tercih ediyorum. Çok uygun oluyor diğerlerine göre. Bakırköy'de ve Eminönü Sirkeci'de var. Güven Sanat, Anka Sanat falan var Kadıköy'de de. Onlar da güzel. Bazen Güven Sanat'a gidiyorum. Güven Anka'ya göre daha iyi. Kağıt olarak da genelde toptan almak çok daha faydalı oluyor. Yani siz olun, toptan kağıt alın. Bu arada çizimleri yapmak için, yani genelde atölyelerde zaten oluyordur Ali, ama evde bunu kullanıyoruz. İşte böyle bir çantamız var. Bu Ali etmiş. Gördüğünüz gibi boyum kadar bir çanta. Atölyede olduğum için genelde bazuka kullanıyorum. Bunlar bizim kurtarıcımız olabilir. Kağıdı rulaya bunu atıyoruz. Bitiyor, bu kadar. Şimdi öncelikle ben şundan başladım. 35 ayı çizimlerden. Burada birkaç tane çizimim var. Bu arada hiç bölümden bahsetmedim. Ben resim öğretmeni olmak istiyorum. Atölye açmak istiyorum. Yani resim bölümü istiyorum. Ama grafik ve fotoğraf bölümüne de ayrı şeyim var. Bilen bile bilmiyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Hani sosyal medyayı çok seviyorum. İçerik üretmeyi vesaire. Grafik tasarım zaten lisede de bölümümdü. Öyle yani, bu bölümleri düşünüyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Umarım gözüküyor oradan güzel. Şöyleyken gözüküyor. Şimdi burada konu şeydi. Eski dönemlere ait bir dayı. Dayı gibi bir şey çizmiştik. Yani ben buna isim falan vermişim. Rıza dayı yazmışım. Pipo falan koymuşum. Ya böyle çalışabiliyoruz. Tek olarak burada. Şimdi şurada. Ben de göremiyorum şu an. Burada konu kafe ve yağmur. Üç figür yine. Burada da bunlar ilkel çağda kalmamış. Yani ilk insanlardan. O zaman kıyafetleri olmadığı için çıplak çizmiştik.
Bu şekilde böyle ağaçlık ok atıyor bu. Çerçeveliyorum çok ve bu hoşuma gitmiyor. Burada da konu yine bir simitçi meşhur böyle var ya, imgesellerin olmazsa olmazı. Konuşamıyorum şu şeyden. Burada kadın ve çocuk var. Kadın simit, hani parayı uzatıyor simitçiye ve topuğu kırıyor. Şu an umarım doğru yeri gösteriyorum. Ben göremiyorum arkadaşlar. Burada, bu arada bunlar 35'e 50 hepsi. Topuğu kırılıyor ve hani böyle o yüzden surat ifadesi böyle şey oluyor, korku içinde. Çocuğu da onu tutuyor böyle, ona bakıyor. Simitçi bir şey yapmıyor. Simitçi düz durmuş. Niye onu öyle çizmişim? Şu yerleri Arnavut kaldırma Allah'ım. Çok zor. Zor değil de çok tekrar tekrar ya, beni sıkıyor böyle bu Arnavut. Bakın daha kıyafetlerine ton girebilmişim. Çok grileşmiş bir çizim bu. Kendi hatalarımı da görüyorum. Şey toz çalışmıştık böyle. Bu bayağı küçüktü. Böyle büyük çizmiştik. Bu atölyedeki bir toz. Kafası kırılmıştı. Sonradan yapıştırmıştık galiba. Burada. Bu bir şey. Tiyatro salonu. Bu burada kadın düşüyor yine. Yine bir düşen kadın yapmış. Ya da bir şey canlandırıyor da olabilir. Burada çocuk senaryosunu okuyordu. Burada kitap başında dolaşıyor. Burada birini yapmışım öyle. Seslerden dolayı kafasını kapatıyor. Böyle hoca konu verirken işte imgesel konusu böyle bir paniğe kapılıyorum. Çünkü çok fazla gözlemlemediğimi söyleyebilirim. Böyle dışarıya hani dışarıda çok fazla skeç atmıyorum falan. Böyle eskiz yapmıyorum. Ve mesela tiyatro sahnesi değil mi? Bunu mesela tamam izlediğim şeylerden gördüğüm kadarıyla aklıma gelir. Ama o anda gelmiyor ve çok panik oluyorum. İşte nasıl oluyor ki sahne? Ne yapacağım? İnsanlar ne yapar? O anda çok strese giriyorum. Bilmiyorum. Umarım bunu yenerim. Bu da arkadaşlar bu benim bir sabah uyanıp böyle aklıma geldi tamamen. Dedim ki ben farklı bir gözle ilgili bir karakter tasarlayıp onları markette çizmek istiyorum. Süpermarkette. Böyle gözden insanlar yani kafaları tamamen göz ve böyle vücutları, ayakları falan da birazcık farklı bizimkilere göre. Yine bakın hataları falan var. Perspektif vesaire. Bu burada işte deterjan bir şey alıyor. Burada düşüyor. İşte aymoş falan yazıyor. Bunların. Burası böyle göz ülkesi. Bunu seviyorum. Ben renkli çalışmayı çok seviyorum. Çünkü o yüzden olabilir. Çocuk burada çiçek alıyor çiçekçiden. Arkada da babası var. Böyle kadın çocuğun başını seviyor falan. Yine böyle bir dış mekan imgesel aslında. Bir de şuraya köpek yapmışım. Burada da bir sergi çizmiştik. Yine bakın o şey. İlk şurada çizdiğim tors. Onun kafası yapılmış o zaman. Kafayı da ya da ben öldürmüş de olabilir. Şu. Bunu tekrar buraya yapmışım. Bunlar sergide işte. Bu onun fotoğrafını çekiyor falan. Böyle sorular çok geliyor işte. Sergi alanı vesaire, müze. Yine iki figür yapmışım değil mi? Üç yapmamışım. Biliyorum. Burada bir vücut var. Hani Spatür'ün Spectre'li diye soru yapmıştım vücudu yaparken. Bunu da yine benim uydurmam. Ben böyle genelde uydurduğumda daha farklı, fantastik şeyler uydurmayı seviyorum. Kan içiyor. Aslında şarap gibi de kan onların şeyi. Garsonumuz. Binaları farklı yapmak istedim. Böyle gözlüm gibi farklı bir şeyler düşünmüştüm. Yine 35-50 bir imgesel çalışma ama fantastik bir çalışma. Seviyorum böyle şeyleri. Gerçekten daha mutlu oluyorum yaparken. Burada da yine klasik imgesellerden. Bebek arabasında bebeği süren anne. Baba ve bir kardeş. Keyifli bir çizimde bakayım. Bir daha bir bakayım sana. Burada bir şey çizmişiz. Yani bunu bir fotoğraftan çizmiş olabilirim ben. Sanırım fotoğraf da bu. Yani bu çizim. Ben arkadaşımı çizmiştim burada. Burası Nero arkadaşlar. Şeyde. Nişantaşı Nero. Biz burada çizim falan yapıyorduk böyle bazen akşamları. Uğur var benim yakın arkadaşım. Bilir misiniz bilmiyorum. Çok benzemese de ona. Onu orada model yapıp hani amaç arkayı çizmek ama öyle de bir insan çizmek gibi bir şey kurup kafamda onu çizmiştim. Burada bir çizim var. Bunu bitirmemişim ya. Bunu bitirmem lazım. Şimdi 50'ye 70'lere bakalım. Birkaç değil. Arkada oturan bir yaşlı kadın. Dondurmalı. Ben arkadan görüyorum. Şu arkadan size göstereceğim. Dondurma uzatan bir çocuk ve bir baba sanırım ya da o başka birisi. Konuları hatırlamıyorum ki ben. Yaşlı teyze
Baba galiba. Köpek gezdiren adam ya da. Yine bir ahır konulu. At seviyorlar. Ailecek anne baba. Annesi birazcık çekiniyor. Hoca şey demiş. Hani annesi birazcık tiksiniyor. Hani kaçan bir anne gibi. Birazcık böyle yapmışım anneyi. Birazcık hatalı olabilir onun boyu vesaire. Evet. Birazcık çünkü şu kısımları garip duruyor. Çocuk bir de. Genelde böyle köy konularına çok çalışıyoruz. Neden bilmiyorum. Tehlike anı konuları sınavda çok soruyor. Mesela yangın var. Burası bir yurt gibi düşündüm ben. Okul yurdu gibi. İşte yangın çıkıyor. Bu buradan kaçıyor. Böyle pijamalarla, şortlarla der yurtta oldukları için. Burada bir kedi var. Burası çok boş diye ben bu kediyi yaptım. Tonlamamışım da zaten. Çünkü kağıt dolu dolu durması gerekiyor ya. Çiçek yapmışım. Bir de kedi yapmışım şurası boş durmasın diye. Bu arkadaşı da... Ah elim ağrıdı. Böyle celalleniyor hani nereye gidiyorsun gibisinden. Korkuyor ya da yangın var diyor. Bu şekilde. Şurası çok yapışık oldu. Beğenmedim ben bunu zaten. Ama tehlike anı soruluyor sınavlarda. Yine kedim benim meşhur şuralara hep bir kedi köpek sokuyorum. Yine bankta oturan bir nine torunu ona çiçek veriyor. Bu da torunun yani damadı torunun babası. Arkası da boş olmasa ki arkası gayet dolu aslında. Oraya bir adam ekledim. Hani park ya burası. Biri geçebilir gibisinden. Şuralar birazcık tonu aynı olsa da koyulukları. Bu şekilde. Diğer çizimimizde ahşap atölyesi, seramik atölyesi. Seramik atölyesi çiz. Biz böyle atölyeleri de çok çiziyoruz. Müzik atölyesi, seramik atölyesi, seramik, resim atölyesi falan. Burada da seramik yapıyorlar. İşte burada öne detay yaptım. Masa yine boş kaldığı için buraya bir şey eklemiştim. Burada bir öğretmen. Bunlar da öğrenci. Küçük kız burada. Bu şekilde. Bu tonunu da beğenmiyorum. Burası aşırı boş kalmış. Eskici, hurdacı da denilebilir. Ve hani o hurdaya şey koltuk veren bir kadın, bir çocuk. Bunların koltuğu. Çocuk burada. Burada tonlar çok iç içe girmiş yani. Çok gri ve işte kumaş şeyi falan yama yapmıştım eski olduğu için. Perspektifsel yanlışlarım var. Oluyor. Perspektif beni şey yapıyor birazcık. Olacak o kadar. Gelişeceğiz. Gelişeceğizdir. Ben şey çizmek istemiştim. Defile ve o zaman yılbaşı haftası. Aralık ayındaydık. Çok böyle şey, yılbaşı şeyleri yapmak istiyordum. Bu arkayı böyle renkli yapmıştım ho 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 diye. Burada işte kadın, böyle şekerden şeyleri falan var elbisesi. Bunu buraya işte seyircileri bitiremedim ya. Çok fazla seyirci olacaktı çünkü bakın çok boş alan var. Yarım kalmış bir çizim o yüzden hızlı hızlı geçeceğim artık size. Böyle bir yüz çizmişiz yine. Bu benim ilk 50'ye yetmişim arkadaşlar. Karışık durabilir. Pencereden dışarı bakan kadın, arkası işte arka plan, böyle çiçekler vesaire. İlk imgeselimde ve kurstaki camın önünü hayal ederek orada, oraya bakıp kadın falan şey yapmıştım. Bu da Filiz Hoca, bizim hocamız var mesela. O camın önüne geçmişti. Hani ondan referans alarak yapmıştım. Bu da müzik atölyesi. Burada piyano çalan çoğal. Piyano çalan çocuk ve hocası ona bir şey gösteriyor notalarda. Arkada da bir kadın var. O da burası müzik atölyesi olduğu için böyle hani şaşırmış bağırıyor gibi böyle. Sen kadını çok beğenmiştin. Yine burada da hatalarım var perspektifsel. Koyu tonluyorum. Bir koyu tonluyorum, bir açık tonluyorum. Ben de anlamadım ki. Evet. Bakın burada da çok açık. Ya tonlamaya üşendiğim bir gün de olabilir bu benim. Son çizimlerden bunlar. Bir kedi yapmışım bir McLaughlin'e. Bunu yapıyorum ya. Bakın şimdi bu konuyu. Bu vapurdan atlayan adam. Hani şey olur ya sabırsız insanlar. Genelde eskiden çok olurmuş bunlar. Yanaşmasını beklemeden atlamaya çalışıyor. Orada da güvenlik ona düdük öttürüyor. Düdük öttürüyor. Burada da adam halatı buraya doluyor. İşte bu adamın kolunun şurasını yanlış yaptım. Ve bunu... Gerçekten tonlamaya çok üşenmişim ya. Üşenmişim. Gözüküyor ama üşendiğim belli bence. Bir de bunlar dışında da böyle sketchbooklardan zaten videonun başında da bahsettim. Bunları da çok çalışıyoruz. Bunları çok göstermek istemiyorum aslında. Şöyle
şöyle falan yapamamıyız yani. Bilaliş. Birazcık bilmiyorum benzedi mi benzemedi mi. Netli çalışmaya bayılıyorum arkadaşlar. Koltuk vesaire var. Bir şey düştü. Skeçler çok şey değil yani. Bir dövme için yapmıştım bunu. Arkadaşımın ailesi var. Gösteriyorum şu an. Gerçekten yoruldum biliyor musunuz konuşmaktan. Çizim yapmadım ama ellerim hala kurşun lekesi. Ve gerçekten yoruldum. Evet arkadaşlar, benim Güzel Sanatlar Fakültesi hakkında, çizimlerim hakkında ve hayallerim hakkında konuştuğum video bu şekildeydi. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Aşağıya bütün yorumlarınızı bekliyorum. Güzel veya kötü yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.